Merhaba, şimdi size kalbin hızlı atımını, yavaş atımını, düzensiz atımını, ritim bozukluklarını anlatacağım. Kalbimizin hızlı atmasına taşikardi, yavaş atmasına bradikardi, düzensiz atmasına aritmi denir. Ritim bozukluğunun birçok nedeni vardır. Bazen kalıtsal nedenlerden, bazen de kandaki elektrolit bozukluğundan kaynaklanır. Kalıtsal nedenler arasında uzun QT sendromu önemli bir yer tutar. Uzun QT sendromu diğer aritmiler gibi kalbin elektrik sisteminin yanlış çalışmasıdır. Uzun QT genetik geçişlidir, bazen hiçbir belirti vermez. Uzun QT EKG'de belli bir aralığın uzamasıdır, QT süresinin uzamasıdır. Uzun QT'li bireyler hiçbir belirti vermediği gibi bazen de ani kalp durmasına bağlı bayılabilirler. Bazen de akrabalarında bayılanlar, ani kalp durması olanlar vardır. Uzun QT'de tedavi gerekenlere bir ilaç başlanır, beta bloker başlanır. Bazı hastalara ise şok uygulayan bir kalp bile takılır, ICD takılır. Çocukluk çağının en sık çarpıntı nedeni supraventriküler taşikardi, kısa adıyla SVT'dir. SVT'nin bebeklerde belirtisi iyi emmeme, halsizlik ve huzursuzluktur. SVT geçiren büyük çocuklar ise göğüs ağrısı ve çarpıntıdan yakınırlar. Bazı çocuklar ise bayılırlar. SVT tespit edildiğinde derhal durdurulmalıdır. Yeni atakları önlemek için ilaç başlanmalıdır. SVT geçiren çocukların çoğunun kalbi normaldir, anomalisi yoktur. Genellikle ilk ataktan bir yıl sonra SVT atakları da biter. SVT atağı geçiren büyük çocuklar bazen elleriyle ağızlarını kapatır ve nefes vermeye çalışırlar. Böylece tıptaki adıyla bir çeşit Valsalva manevrası yaparak SVT'yi durdurmaya çalışırlar. Çocuklarda, gençlerde ve her yaşta önemli bir çarpıntı nedeni ise Wolff-Parkinson-White sendromudur. Bu hastalıkta kalbin içinde anormal bir iletim yolu, aksesuar yol vardır. Wolff-Parkinson-White hastaları sık sık çarpıntı, SVT atakları geçirirler. Bazı hastalarda ilaç tedavisi, bazı hastalarda ise kateterle ablasyon tedavisi tercih edilir. Ablasyon tedavisinde anormal ileti yolu dondurulur ya da yakılır, etkisiz hale getirilir.